belediye başkanlarımız iyi bir sınav verdikleri takdirde şu algı oluşacaktır. Evet, Türkiye bir buhran dönemi yaşıyor. Yani krizi de açtık aslında. Bir buhrandayız. Çünkü işsiz sayımız sürekli artıyor. Bırakın hani iş bulamayanları, işi olanların işlerine son veriliyor ve ciddi bir sorun var. Bütün mutfaklarda, istisnasız bütün mutfaklarda, parantez içinde sarayın mutfağı hariç, her yerde yangın var. Aileler geçinemiyorlar, tüketimlerini kıstılar, et alamıyorlar, yiyecek alamıyorlar. Şimdi böyle bir tablo içerisinde vatandaş dönüp Cumhuriyet Halk Partisi'ne bakacak. Cumhuriyet Halk Partisi eleştiri yapıyor mu? Evet, yapıyor. Eleştiriler doğru mu? Evet, doğru. Ama vatandaş şunu da bekliyor. Ya ben zaten bunları yaşıyorum diyor. Benim mutfağımda zaten yangın var diyor. Benim sorunumu nasıl çözeceksiniz? Şimdi biz CHP olarak bu krizden nasıl çıkılacağını, bu krizi nasıl aşacağımızı, işsize nasıl iş bulacağımızı, üreten Türkiye dediğimiz ve geliştirdiğimiz bir kavramı nasıl hayata geçireceğimizi halka anlatmak zorundayız. Bunu nereden başlayacağız? Bunu belediyelerden başlayarak halkımıza anlatacağız. Biz sadece sözle bunları söyledik zaten. Geçen yılın 2018'in Ağustos ayında krizden çıkışın 13 maddesini açıklamıştım ama artık o krizin başlangıç dönemiydi. Şimdi kriz artık reel sektörü vurdu. Çok daha derinleşti. Bir buhrana dönüştü kriz. Dolayısıyla bugün yaşadığımız koşullardan Türkiye'yi çekip çıkarmamız lazım. İki ana ekseni var bunun. Onu da hemen ifade edeyim. Belediye başkanı arkadaşlarımla da söyledim. Bunlardan birinci ekseni israftan kaçınmaktır. Birileri israfı itibar olarak görüyor. Biz israfı haram olarak görüyoruz. Aramızda derin bir uçurum var. İkinci ana ekseni üretmektir. Yani üreteceksiniz. Tarımda çiftçi toprakta üretecek. Fabrikada sanayici üretecek, işçi üretecek, üniversitede bilgi üretecek, bilim üretilecek, sanatçılar sanat eserleri üretecekler, toplumun her kesimi üretecek ve her kesimi ürettiğini bir şekliyle pazarlara sunacaktır. Yani Türkiye bugün et ithal ediyor, mercimek ithal ediyor, saman ithal ediyor, canlı hayvan ithal ediyor. Aslında bunları bizim ihraç etmemiz lazım. Vatandaş haklı olarak soruyor. Yani neden biz bunları ithal ediyoruz? Ve neden biz üretmiyoruz? Bereketli topraklarımız var. Çiftçimiz de çalışkan. Ateş pahası her şey. Nasıl oluyor bu? Şimdi biz bu tabloyu değiştirme sözü veriyoruz. Bunun ön adımı da belediye başkanlarımızın çalışmalarını gösteriyoruz. Bakın diyeceğiz. Belediye başkanlarımız gerçekten her şeyi şeffaf yapıyorlar. İki belediye başkanlarımız israftan kaçınıyorlar ve israf yapmamaya özen gösteriyorlar. Biz israfı bir anlamda belediyeler için yasakladık. Hükümetin ayakları yere basmıyor. Gerçekleri görmemekte ısrar ediyor. Erdoğan tabii bunu söyleyecek, yani başka çıkışı yok ki. Yani AK Parti'nin genel başkanı olarak ne diyecek? Ekonomi çok iyi. Herkesin işi var. Herkesin aşı var. Her evde huzur var. Bakın biz dışarıdan saman ithal etmiyoruz. Biz canlı hayvan ithal etmiyoruz. Biz tam tersine ihraç ediyoruz. Bunu mu diyecek? Bunu diyemiyor tabii. Gerçekleri ısrarla görmek istemiyor. Görmediği için de sorunu kavrayamıyor. Sorunu kavrayamadığı için de çözüm üretemiyor. AK Parti'nin bugün geldiği nokta artık topluma yük olan bir parti konumundadır. Gerçekleri görmeyen, sorunları kavramayan, sorunlara çözüm üretemeyen bir parti. Efendim AK Parti hükümetleri birbirleriyle yarıştı. Doğru, işsizlikte yarıştılar yani. 15 paket açıkladılar. İşsizliği ortadan kaldıracağız. 15 paket. Her açıkladıkları pakette işsizlik oranı arttı. İşsiz sayısı da arttı. Demek ki yarış işsizlik üzerine oldu. Bu lafı doğrudur. Yani işsizlik onların belki düşünemediği kadar arttı. Üstelik işsizliği azaltacağız diye paket açıkladılar. Açıkladıkları her paketten sonra işsizlik arttı. Enflasyonu düşüreceğiz. Hayat pahalılığını bitireceğiz dediler. Her paketten sonra, ki üstelik buna TOB'u dahil ettiler, sanayi odalarını dahil ettiler, pek çok kuruluşu dahil ettiler. Hep birlikte enflasyona karşı milli mücadele dediler. Hayat pahalılığı tam tersi oldu, arttı. Dolayısıyla yarış, bilmiyorum, geriye doğru yarışıyorlar galiba. Erdoğan bunu fark etse çok iyi olacak. Millet perişan vaziyette. Saraydan bakıp
halkın yaşadığı dramı göremiyorlar. Sarayda birbirlerine bakıyorlar çünkü. Saraydaki mutfağa bakıyorlar. Her şey var orada. Sanıyorlar ki milletin mutfağı da öyle. Milletin mutfağı öyle değil. Tam tersine, tam tersine. Eti gramla alacak noktaya getirdiler. Hatta et bile alamayan, et tüketimi düştü mesela. Niye düşer et tüketimi? İnsanlar et yemekten niye vazgeçerler? Diğer tüketimde de ciddi bir düşüş var. Bakıldığı zaman tabii ciddi bir sorun var ekonomide ve bunu görmek istemiyorlar. Damatla kayınpeder baş başa verip Türkiye'nin sorunlarını kendilerine göre çözmek istiyorlar. Çözdükleri sadece sarayın sorunları.